Merhabalar, bugün Tonguç Akademi'de Tonguç. Efendim. Hazır mısın evladım? Hocam, Trigonometrik teoremlerden sinüs alan teoremini anlatacağız. 3 tane teorem verdi. Kosinüs, sinüs ve sinüs alan teoremi. Şimdi bunu anlatacağız Tonguç. Neymiş sinüs alan formülü? Bak Tonguç, bir üçgenin alanını bulmak istiyorsan şöyle bir metot yapabilirsin. Çünkü bak evladım, şurası dik olsaydı ne olurdu Tonguç? A kare x eşittir b kare x Hayır, c kare. Bak bir dik üçgenin alanı şöyle bulunur Tonguç. Mesela burası x, buraya y dersem taban y çarpı yükseklik x bölü 2 ile bulunur. Ha, değil evet mi evet doğru. O zaman burası sanki dik gibi düşün Tonguç. Sanki dik gibi olursa taban çarpı burası yükseklik gibi olur değil mi? Doğru. O zaman a çarpı c bölü 2 olmalı Tonguç. Aynen öyle olur. Ama dik mi Tonguç? Değil. O yüzden bu açının Ekstrası var. Çarpı diyorum. Bu açının sinüsünü bir de ekliyorum Tonguç. Sinüs b artı. Aa, güzelmiş ya. Şimdi hemen aynı şekilde bunu yapalım. Bu açıya göre yapalım bu sefer de. Bu açıya göre yapalım. Onu dik Hadi bakalım. düşüneceğiz yani, değil Bunu mi? dik gibi düşün. O zaman taban taban A çarpı çarpı B yükseklik b bölü bölü 2 çarpı since. bir de aradaki açının sinüsü. Çünkü burası dik değil. Evet. Hemen diğerini yapalım. Şurasını dik gibi düşünelim. Bu sefer c çarpı b bölü 2. Yani iki kenarı çarpıp 2'ye bölüyorsun. Sonra Bir de sin abi. aralarındaki açının sinüsünü yazıyorsun. Anlaştık mı Tonguç? Çok iyi Bu anladım. kadar basit bir formül. Şimdi hemen soruyu yapalım. Bak Tonguç'um, bu üçgenin alanını soruyor. Çok basit o zaman. Çok basit. Taban 10 çarpı yükseklik 14 bölü 2. Bu kadar. Bitti. Ama dik olmadığı için bir de sinüs x'e çarpmam gerekiyor. Sinüs x'i nereden bulacağız hocam? Burayı vermiş evladım. Ha, verir diyorsunuz. Evet evet. Ha, veriyorsun, O tamam. zaman hemen yapalım. 10 çarpı 14 bölü 2 çarpı 6 Esasında bölü dik 7. üçgenin alanını soruyor değil mi hocam? Aynen. Dik üçgen onu sormuyor. Bir Yani üçgen onu sanki öyle bir soruyor. şey sormuş gibi oluyor Ama dik üçgen gibi düşünüp ama ondan sonra dik olmadığını anlayıp falan filan. yani. Bunu iki genişletiyoruz falan filan, sadeleştiriyoruz. Ne oldu evladım? Cevabımız Olan oldu 60. hocam ya. Olan oldu evladım. Şimdi ödüllü sorumuzu yap, cevaplara gönder Hemen bakalım. gönderiyorum hocam.